Vurma. Allah Bir Allah flop oldu bak gerekirse. Adam uçtu mu? Oğuzlar da hammanıkını yapınlar adminler. Bırram da adam komandı. Abdurrahman hocam ki oldu mu ki aile? Abdurrahman hocam ki yerde miydi yok. Aile ne oldu ya geçken olur. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Domlo, kandaysız? Alo, oğlum işte yaptı ben de. Geliyor yaptı Domlo. Şimdi söyle. Ne mi cancar buraya yaptı? Bir tek Subat, Domlo bir tamamından hatalık yol koyuldu, yukat koyuldu da. O şey Subat'tı. O şey tavallar verilse, şu o şey yine tekrarlansa, zapt kılınsa, ümmetke bir faydalı olsun diye maksatta şu bola bilen yaklaşkandı. Kaysı bola dedi bu? Bir de bir ekte soru verdinizge, siz şu bu hanada bir ekte çıralı radyalar, sıfatlar bulgandı da. O şey soru bir kaytarsa bu oladı mı? Doğumlu ağa ruhsat izbilen. Neydi? Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Oğlum yaşmışsınız. Ve aleykum menittebe alhuda. Domlo bitti savunumuz. Birinci savunumuz. Miso 86. oyat. Miso zekpam. Miso 86. oyatta Allah hayat yapmış ki sizlerle salmam benim diye. Üstüme kaldı mı değil? Niso 86. oyatda Allah hayat yaptı ki sizlerge kaçan ki salon verirse siz öşende salon verin. Kudu şunda salon verin diye. Siz boşkaşa salon verdiniz. Arapça okuyucu. Arapçasını okuyunca Arapçasını? Yok yok Arapçasını bilmemiz. Bilmezseniz bitti ne bakın ne yapacağız? Din Araplarını kim edeyim anda? Kim etti din Araplarını kim? Din hanbali ki. Lakin Kur'an Arapça. Hop, taksirimiz periyot kıyan ki Şeyh Muhammed Yusuf Muhammed Sadık. Oşa periyotlardan o şey yaptı. Yo, onu adlı ama adamla okup amal kılışı tercüme kıyan da o ki. Bahs kıladı gen, dinle minik doğru seninki not doğru değil gen, seviyede tartışadı gen adam Arap dinle biliş gerek. Bilmezse bu bazıge kılıçlığı doğru mas da. Doğru mas kıladı tartışkı Kur'an'da, 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 Kur'an'da sünnette inkar kıyan adamların kafir ikeni açık eytir gen. Kafirlerge Allah'ın rahmetini tülep bu neydi? Kafirlerge açık aydın küfürünü ilan kıyan adamlarge Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu de bu miydi? Assalamu ala mani tebe'al huda deyledi. Hidayeti ergeçkerlerge Allah'ın salamı bulsun. Kafir bugün kimselerge Allah'ın salamı bu miydi? O hakkıda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe uğurlarını takiple gel. Onlar hakkıda istiğfar etmeyin, onlarge rahmet etmeyin. Eğer 70 mertte rahmet etseniz hem Allah onlarını keçirmeydi dedi. Küfür kiltirgen adamlarına ahvalı ağır. Bu hakkıda Nisa suresi 186. ayette ne degen diye yaptı da bak tartışmaksızım ben böyle. O da müminler hakkı da. Ve ife izâ huyyitum bi tahiyyetin fahayyu bi ahsene minhâ avrudduhâ. Sizlerge tahiyye, salam yollense ondan aktarı bilen cevap verin yok ki özü bilen cevap verin dedi. O müminler ki kafir bugün kimseler ki salam yollamayınız. Özüge münasip cevap kaytaralım. Arap dilini bilmeyen adam mı Kur'an ve sünnet doğrusu da bahs kılışlığı ülenmeyi boydak adam mı farzan dava kılışı okşaydı. Ülenmezsen farzan dava kılışan adam zina kılış bilen yine farzan kuralıydı. Doğru yoldan farzan kuramıydı. Haram yol bilen yine farzan kuralı, harama art kuralı.
Kur'an'ı baksını kılaman degen Arap tilini bilmese haram yoldan yürüyetken boladı. Uşun için seken dağma olayın siz. Ulan baksıma uçmaz. Bizde ilmi baks meselesi de, ilmi baks meselesi de mevzularımız olsa yaplaşaydı. Dostlar bunu yoksegen bolalarını buna sahifeye kırgızıp vaktimizi alışka arzı mıydı? Bunlar dinine oyun kılıp olan adamlar, bunlar haramdan parçası kımaydı gel. Cüde katta ihtimal bulan zatın nesabı bir kayın bulan adamlar. Buna kadar bulan umurumuzu utkazmaz dediğimiz kere. Çünkü bunu yoksegen adamlarını hazır saval vergen takdir deyen kimdendir ihtimalı saval veredi. Cevap veresin cevap düşünmeydi. Sünnet inkarçıları doğrusu da özümüzde samimi yakını kabul kılaman diye yarıdır bu radarlarımızın savalı bu ise bana keçeki savalıla okşagen kim midir iste kogen, şüphes kogen bu ise cevap veremiz inşallah. Peki bu bolalarını vaktler cepmeyler. Bu bolalarını bunu okşagen meydanlarda Müslümanlarını vakti alıştığı doğru var. Kimde saval var? Allah nasip etse bir buna yaklaşalım. Abdülmanan Damla anayı çok aşık buydum. Saval var mıydı Damla? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Huzur, ben maksadım fakat bir yakşı sohbetlerde eşleş, yakşı mağazalarda fakat şu savalımım eşleşlik köprak makurrağı bulup durup da. Bu açın diye gelin mi? Bu adı savalmaz eşleşlik maksadı da. Hop, şimdi saval var. Sünnet inkarçıları hakkında soru bulması hem başka sorular bu hem ortamız hem de sünnet inkarçıları hakkında soru bulmayı hazır şimdi. Sünnet inkarçıları doğrusu da YouTube başlarını kıtlıyız. YouTube'da hem turup'ta asası bu hakkındaki mavzular. Sünnet inkarçıları ve şu Ahmadiler, bundan taşkarı, ateistler, hazır kastan revajlandırılıyordu. Ahmadilerini, Ahmadiyem demeyiniz, Kadiyaniler. Kafir bugün, İslam ümmetinden acırap çıkan itikadıda ki Ulam Ahmet Kadiyani'ni Peygamber İsa deyip itikadlar egen Murtad cemaatini hazır kül bilen tarikatçı yaptı, target yakışı yaptı. Facebook'ta Ahmediye cemaatı deyip tagida target tuttu, target bilen revajlantış hareketini şey yaptı. Ben telefon kıldım buralarda. Telefonda ne için sizler dinilerini kül bilen tarikatçıya muhtaç olup aldılar? Bir savol berdim. Savolga javob yo'q. Aylantirib yotibdi. Ilgari ham pul bilan tarqatilganku, din, bundog'ida, bundog'ida deydi. Yo, pulni zakot berish boshqa narsa. Lekin dinni tarqatishda pulni Angliyadan turib olib, bunaqa qilib tarqatishligi, demak, O'zbekiston haqida bularni jiddiy rejalari bor. Bu e'tiqodni chalkashtirib, musulmonlarni ichini loyqalab, musulmonlardagi yosh jamoani shubhaga tushirib, keyinchalik shularni boshiga yetishilajasi bor. Tizbiylarni xuddi shunday boshiga yetishgan. Undan keyin salafiylarni shunaqa boshiga yetishdi. Bizni xalqimiz ichida musulmon bo'lgan jamoalarni boshiga shubha qilib, o'shalarni yo'q qamoqda chirishligi yoki qo'liga qurol olib bir-birini qatl qilishligi yoki e'tiqodidan voz kechib ateist bo'lishligi uchun jiddiy suratda rejalar, planlar tuzilgan. Bu planlardan ogohlantiryapmiz. Bizga atrofimizda yurgan ba'zi do'st ko'ringan musulmon birodarlarimiz ham burnini jiyirib qarab turardi oldinroq. Hozir endi ular o'zlari post qo'yapti. Voy vo, bu Ahmadiylar Qur'onni ham tarjima qilib yuboribdi. Voy vo qilishyapti. Oy, voy vo deyotgan musulmonlar. Sizlarga men oldin aytgan edim shuni. Bir yil, ikki yil oldin aytgan edik. Oy, ko'zingizni ochinglar. Voy, bolalaringizga qat bo'linglar. Bittasi menga sakragan edi. O'shalarni yaqinlari kelib, o'g'li ateist bo'lib qoldi. Yaqini Ahmadiy bo'lib qopdi, sunnat inkorchisi bo'lib qopdi deb yig'lab yuribdi endi. Endi uni yig'lagani kech endi. O'shaning uchun bunga o'xshagan sharafsiz jamoalarni sharafsizligini ogohlantirib borish, aqli hushi joyida bo'lgan musulmonlarga ularni oldindan tanitish, musulmon jamoalarimizni bu haqida ilmi bor,
Müslümanlarımızın vazifesi. Bu cemaat avval başlayayım etken ben fakat Kur'an'a ergeçemiz degen davası da hem rastlıymaz. Bunlar Kur'an'ı yan bilmeydi. Fakat Kur'an'a ergeçemiz degen sünnetten adamlarını şüphelendirip alış falan. Sünnetten şüphelendirip agenden keyin ikinci etapta indi Kur'an'dan şüphelendirip uğradı. Sünnet hakkında, hadis hakkında ne neyi ki şüpheni opkese eğer uşa hadis sahih buladigen bulsa onu aynen uşa varyantı Kur'an'da yan buladı. Keyin sünnetten sizi şüphelendirgen deyin Kur'an'da otur bana Kur'an'da yan bu var ki bundan yamanı var ki diye uğradı. Mesela İmam Müslim'de rivayet kılınken Peygamber aleyhissalatu vesselam özümden keyin bu ümmet için en katta fitne ayolları kaldırıyordu degenler. En katta fitne degenler. Bana şunu keltiriyordu hani Baba Murat Abdullah degen imşakhi. Şunu keltiriyordu. Kine ayeti yaptı ki şuna kam hadis buladı mı? Ayollarını paske uruş diyordu. Paske uruşmaz. Fitne kelimesini özbekçesine düşündürüşe hareket kılıp şubha tarkatmak için. Ha Kur'an-ı Kerim'de İnne min azvacikum ve avladikum aduvvel lekum fahdaruhum. Elbette cüftiler yani erkekke ayol, ayolge erkek. Hop erkekke ayol nispeten şuna ki tarif durptu mu? Durptu. İnne min azvacikum ve avladikum aduvvel lekum. Azvac kelimesi adeta hıtab erkekine nispeten işletilerdi. Başka bir ayette Allah Teala ya eyyühen nebi لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكِ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكِ degen. تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكِ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكِ Birkıl. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la ayolları hakkında gepidiyordu. Bu cöyde hem ayollar hakkında gepidiyordu. Sizlerine ayolinler, bolenler, sizler için en katta düşman diye Kur'an. Aduvvel lekum fahdaruhum ula ihtiyat bulinglar diye. Hop, endi Müslim'de rivayet kılıngan, en katta fitne ayollar degen hadiske, bu hadis not oluyken, ayol niyem fitne deyip namlaydı mı dese, bu gapke ilinse, ikinci etapta ne deydi? Kur'an'da ondan hem dakşatı var deydi. Kiyingi etapta. Kanı dakşatı. Bana, inna min azvacikum ve avladikum aduvvel lekum fahdaruhum. Bu da düşman diye yaptı. Kur'an'da hadiste fitne degen idi. Şimdi Kur'an'da düşman diye yaptı. Ne kadarımız? Kur'an'ın bu madde değildi, ateist bu kadar. Maksat şu. Maksat şu. Şu sebepten dostlar, bunlar uzun Kur'an'a ergeçemiz degen gepideyem samimi mert. Bunlar Kur'an'a ergeçmeydi. Ben dava kılaman, ben hemen degeni bilen. Hak o başka tildeki sünnet inkarçısı buladı mı? Tercüman bilen gepleşedim ben bilen. Doktor, profesör buladı mı? Dünyanın ilmini suğuklu içi vargen boladı mı? Dava kılaman. Kur'an'ın özü bilen sünnetki ergeçlik her ekerliğini sıfatla beraber. Kur'an'ın özü bilen, Kur'an'dan çıkmazsan sünnetliğin vahiy ekerliğini sıfatla beraber. Kur'an'dan çıkmazsan sünnet haramını haram kıla alışlık küçü varlığını sıfatla beraber. Sünnet, Kur'an'dan çıkmazsan Peygamber aleyhissalatu vesselam hüküm çıkara alışlıklarını İspatla beraber. Sünnet Kur'an'dan çıkmazsan sünnet Kur'an'ın beyan kılıp bir ucu membesi ekerliğini ispatla beraber. Kur'an'dan çıkmazsan. Hani bunlar? Kim bana? Aklı yetedigeni var mı? Bitti şu Kemal yoldaş mı? Ona aklıya mı yetmeydi? Duhuya mı yetmeydi? Başka nasılsa mı yetmeydi? Koça yürüp. Ne mege? Çünkü bunlarını it yemez. Malını yoldaşı ekerliğini sıfatla koyuyordur. Abu Hurayra radıyallahu anh kulge taşak yaptı. Ne bege? En köp hadis rivayet kılgen zat. Bizde dinimizini rivayet kılgen zat. Onun gibi tuhmat kılgen. Maksadı bunların şu. İslam'da bana şu yol bilen. Laikalaş, yoyaki, şubha, tuğduruş ve kiyingi etapta Kur'an'a hem Kur'an'a meşnaki kitap eken deyiş. Kur'an'da kanca şunu göstergen şubha uygatışı mümkün bugün. Ateistler iman keltiral mı yedigen cümleler var. Kur'an'a ateistlerden köp eşitkensiz. Bana bu ayet gönüme deyseler, Tav ayeti gönüme deyseler, Kemir ayeti gönüme deyseler. Ular düşünmegen bu ise Kur'an'da ayetmez ki. Bu sünnet inkarçıları düşünmegen bu ise hadiste ayetmez ki. Seller düşünmeyip sen. Onu çünkü turu belirtigen bizde
Ya manbamız var. Hazır Kur'an'ın özü yeterliydi yaptı. Bir ayette aitseniz ne diyepti? Ha bunu bundan düşünülmeydi. Başkaça düşünemez diyepti. Yani ne demek ya onu başkaça düşündür yapsan? Kur'an açık aydın ediyor. Ne demek ki Kur'an'ın aynen bir kıl düşünme yapız? Sen başkaça düşün yapsan, ben başkaça düşün yapsan. He, unaka dava, unaka hücum Kur'an'a mı bana uğrar? İşitini dava kılışadı. Hiç hem de işit, işitmiş, sünnetki ergesim işit bu genimiş. Hiç hem işit, sünnetki ergesim işit bu genim. İşit Kur'an'a ergeşip işit bu genim. Kur'an'dan notuğru mefhumu çıkarken ki işit buladı. Daiş buladı, adam öldürdü. Kur'an'da taktulul müşrikine haytı vacattı muhum. Müşriklerini kayırdı tapsayınlar, öldürünler degen. Kafirlerge karşı kital, cenkilinler degen. Bu ayetini özünü oku alıp, özü haklagen manayı kuru alıp, hemen şu ayetke göre, ben katilliğini sevap da bilemem diye. Hadis ularını toktatadı. Birinci çıkan havariçler, Kur'an'ı üçle varıp, Hazreti Ali'ni kafir degen de, İbni Abbas ular bilen bahsi var geller. Bahsi ki yetkenleri de Ali'ye yetkenler ki, sen ular bilen Kur'an'ı özü bilen bahsime degen de. Sen ular bilen Kur'an'ı özü bilen bahsime ne demek? İnnel Kur'an hammalun zu vücuh degenler. Kur'an bir kança vacihlerini kötere aladı. Kur'an'dan adam haklagen manasını çıkara aladı. Eğer niyeti buzuk olsa Kur'an'dan maskuluşu içimliklerini halal kuvalışı mümkün. Medeniyetini örgetti Kur'an. Dip tezkeresi ki, sebep-i nüzulünü tezkeresi ki okusa maskuluşu içimlikler caiz bu kadar. Kur'an-ı Kerim'i aynen özü bilen çoşkanı göğsünü halal kuvaladı. Nemege? Yağını halal kuvaladı. Nemege? Çünkü Kur'an'da çoşkanı göğsünü haramı. Lahmel hinzir dege. Semenel hinzir demege. Ha? Göğsü haram. Ha demek onu tirisi, yağı, o narsadan işletse bola uğradı deydi. Eğer Kur'an'ı özünü adamlarını konuya verip koysayız, nemelerde çıkaramaydı. Nemeler mi? Kur'an, emmelun zubucu. Kur'an'ın bitti ayetini onlap manası var. Hatta Ali etkiler bitti ayetke minte mana ayeti alemen. Eğer Allah umur verirse ulgünümge kadarım ayetemen birinci ayetken manayım ikincisinden fark kıladık. Şuna kadar mana kurtaradık yani Kur'an. Şuna kadar kurtaradık manayı. Bunu adamların konuya verip üsülsüz halde bana alıp okuyabilir dese. Yani aynısı hadır ki bana Abdülge okşagen yani şarlatan balalar kırı alıp ben taştırır Özbekçe'den okuyman deyse dinli dinli gibi oladı mı? Maksat şuna kadar bunlar dinli ciddiyetini, haybetini yok atmak için. Bunu asıl membesinden üzüp alıp onu kuruk bir narsaga, adabiyatka, tarihi asarga eylentirişmak için. Onun için etraftaki butelerini kesişmak için, ildizlerini kurutuşmak için. Kurutalmaysanlar. Allah Ta'ala özünün nimetini, özünün dinini galip kıladı. Allah'ın recesi amelge aşadı. O receni ya biz bilen amelge aşıradı. Ya ki bizini yukatıp, bizini ordumuzge Allah'a itaat kıladigen, malametçinin malametinden korkmaydigen cemaat bilen amelge aşıradı. Oşan için bu cahide ben dinge hizmet kılıyıp ben bu cemaatge karşı kılıyıp ben degen geplerini dava kımaslık gereği. Ben zimmemge kıyken vazifemi kılışım gereği. Kılsam Allah Ta'ala biz bilen amelge aşıradı onu. Eğer kılmasam beni ordumge başkasını kiltiradı. Sizi ordunu gizgen başkasını kiltiradı. Lekin anık ki Allah Ta'ala özünü dinini galip kıladı. Huvellezî arsala rasûlehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu ala dini kulli ve lev karihel kafirûn. Kafirler yoktur mesela hem Allah Ta'ala dinini peygamber yubarıp başka dinlerden galip kılış için yubardı. Vallahu mutimmu nurihi ve lev karihel kafirûn. Kafirler yok ki müşrikler yoktur mesela hem Allah özünün dinini tügel mükemmel kıladı. Bu sünnet inkarçısı buladı mı? Onun arkasında durgen onlarını arkasında çöpek tıkıp alıp oynatı yetken marinetkeler buladı mı? Bunların bir ortasının aklı yetmeydi. Kur'an'ı himaye kıladigen, sünnetini himaye kıladigen, İslam'ı himaye kıladigen insanlar çıkaveradı. Allah Ta'ala çıkaradı onlarını. Bab, şunlarını gel. Uşan şu sünnet inkarçıları puh desi uçup getirdiğin adamlar. Lekin pul bilen
siyasi destek bilen hareket kılış yaptı. Sadda yaş balalar ularga aldanıp kalışlıgiden ümitleri var. Lekin biz ta canımızda, tenimizde canımız durarken Allah ahirge nefesimizge kadar bu batıl cemaalarga karşı turuşlikke ant içkenimiz bu ahdimizde bu antımızge vefa kılışge Allah da Allah'dan tabip verelim. Hop. Kimde saval var? Aldım. Ben Rayman Karak'a kol kurtarken daha çıkmaya oldum. Karak'a yengeneki nemanı okuyan bu kişi aitken nemanı ben oku birsem şunya mani ayeti birseler hem şunu şahla birseler degen teklifim bu arada. Nema o kaysı nemanı diye düşünmedim. An'am 38. ayet. Nima ma'nodir? Nima ma'nodir? Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Ma farraqna fil kitabi min shay, thumma ila rabbihim yuhsharun. Sadaqallahu al-azim. Şunu dalga ko'tarib kelishibdi ki, faqat kitobga hech narsani qo'ymay yozganmiz deb dalga ko'tarib kelishibdi. Shunga sharh aytib qo'ysalar deb. Endi buning uchun arabchani bilgan odam bilan gaplashish kerak edi. Siz buni o'qib beryapsiz. Beryapsiz. Qur'oni Karimda ya'ni biz mutashabih oyatlarni nozil qildik degan oyat ham bor. Ba'zi joyda ba'zi joylarda umuman mufassal biz Qur'onni mufassal hamma narsani hech narsani qoldirmasdan kitobda yozdik degan oyatlarni Alloh taolo qiyomatga qadar amal qilishimiz mumkin bo'lgan yo'llanmani Qur'onda keltirdik degani u. Undan tashqari o'sha Qur'onda sunnatga ergashish kerakligini ham mufassal bayon qilgan degani. O'sha Qur'onda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dedi Qur'on shu. Shuni ham tark qilgani yo'q. Sünnetke ergeşiş hakkıda hem Kur'an bizge bayan verdi. Kur'an'ı özüge yine ergeş, hemen sücüde demedi. Kur'an'da dedi, Resulullah'ın hayatıda, Resulullah'ta büyük namuna var, örnek var, ondan Allah ingeti. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibukunullahu ve yagfirlakum zunubakum vallahu gafurur rahim dedi bir örnekte. Eğer Allah'ını yaşkursalarin, menge ergeşlerin dedi. Dip aytin dedi Resulullah. Resulullah'ta Allah Teala buyurdu. Şu Kur'an'da şunu aitti. Kayırda ati'ullah kegen bursa ve ati'ur Resul kildi. Allah'a itaat kılıç, Resul'a itaat kılıç. Bu ikisi ikide menbe ikenliğine delil şu. Başka bir orunda sizlik, yani sizlik yenge avlatlar ingizden İbrahim Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bir avlat çıkaramız, uşa avlatke, nime biremiz? Yuallimuhumul kitabe vel hikme dedi. O özünü ümmetine kitap ve hikmetini talim verirdi dedi. Kitap ne mi? Kur'an. Hikmet ne mi? Neyse şu Kur'an'ı düşündürü verirdiğin sünnet. Bunun yoksa gelen derslerini Kur'an bir neçe orullarda, bir neçe yüzler orullarda takipledi. Kur'an'dan, Kur'an'ı düşündürü bir uçu asası imanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkarıp taşlasak Kur'an'a mı kalmıyordu? Kur'an'a indi kim mana aytadı? Hem de surnayçı mana aytadı. Molni yoldaşı mana aytadı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ortadan çıkarırsak, onda hani edip yüksel mana aytışı başlaydı. Onu geri geçemez mi? Murtad geri geçemez mi? Geri geçsek ne böyledi? Tevbe suresinin ahirge ikide ayeti, Kur'an nasıl işi başlaydı? Molni yoldaşı hamur haram nasıl yaptı? Namaz yok diyetti. Salat bemalal diyetti. Ramazan diyetti fakat küzde diyetti. Hacı yok, zakat yok. Hiç nerede kalmaydı. Din kalmaydı. Biz ne göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i asıl membe ikellerini çekeke çıkarıp koyup Kur'an'da hemen arsa bağır deyip Kemal Yoldaş'ı geçtiniz kere. Hemen arsa bağır bulsa Kemal Yoldaş'ı mı hacet var? Ne göre tercüme kıyaptılar? Hemen arsa bağır degen davası da hem yolgancı bular. Yani hamma narsa borligini biz yaxshi bilamiz. O'sha hamma narsani borligi ichida sunnatga ergashgan bor Qur'onda. Va buni biz ko'p bir necha bor ilmiy isbotladik. Agar aqli yetganda edi, ro'y-ro'yimizga chiqardi. Aqli yetmayapti.
bir ikkita bolalar taklif qilgan ekan, nima debdi? O'zini otasini avratini og'ziga olib, mana otamni avratini og'zimga olib yuraveraman, biror bilan uchrashgandan ko'ra debdi. Meni bu gapim badiiy. Badiiy adabiyotda ishlatsa bo'ladigan gap. Lekin u o'sha jargon bilan gapiribdi. Otasini avratini og'ziga olib, abror bilan gaplashgandan ko'ra otamni avratini so'rib yurganim yaxshi debdi. Shunaqa yozib olibdi. Endi shu odamlarmi endi dinni o'rgatadi atrofidagi odamlarga? U molni yo'ldoshi, iti emas, molni yo'ldoshi. Uni aytayotgan gaplarini Qur'ondan, ya'ni Qur'on bizga kifoya deb aytayotgan gapi umuman Qur'onda yo'q. Faqat o'zining gapini gapirgan. Savol bersangiz, o'zidan ma'no manaqa, bu oyatning ma'nosi baraka, buni manaqa tushunamiz deb o'zining gaplarini gapiryapti. Xo'p. Qur'on kifoya qilsa seni gapingga nima hojat bor? Qur'onda hamma narsa turibdi ekan, xo'p. Unda nimaga tafsir aytyapsan? Nimaga ma'no aytyapsan? Bu savolga javobi yo'q bo'ladi. Demak, Qur'onda hamma narsani bayon qildik degani, sunnatga ham ergashib bayon qildik degani. Tushunarliga? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qor aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yana nima savolimiz bor? Yodgorbek degan yigitni ochib qo'ydim. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ayyomi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, domla, shu islom tarixini jamlashlikda yoki Qur'oni Karimni sahobalar tomonidan jamlashlikda, oyatlarni jamlashlikda sababi nuzullarga, sababi nuzullarini hadislar orqali olamiz. Shu orqali Qur'on jamlanadi. Agar ular hadislarni rad etadigan bo'lsa, bu Qur'on qanday kelganligini ular isbotlashi mumkin. Biz hadislar orqali sahobalarni shu paytda yashagan sababi nuzullar orqali olamiz. Bunga ular Qur'onni ham rad etishga tayyormish kerak. Yo, mumkin emas, mumkin emas. Bular Qur'on hozir qo'limizdagi Qur'onga ham shubha uyg'otishligi aniq. Hadislarga shubha uyg'otishdan ko'zlangan maqsad asli kelajakda Qur'onga ham shubha uyg'otish degan gapimning ma'nosi shu. Chunki biz agar Qur'onni qabul qilamiz, hadislarni qabul qilmaymiz desak, unda ikki yuzlilik qilgan bo'lamiz. Nimaga? Chunki Qur'onni bizga yetkazgan silsila hadislarni ham yetkazgan. Hadislarda yolg'on gapirgan bo'la degan gapni agar qabul qiladigan bo'lsak, ular demak Qur'onda ham yolg'on gapirgan bo'lib chiqadi. Hadislarga qilingan ta'nani hammasi birga bir Qur'onga ham qilinadi bunda. U sababi nuzul bilan emas, Qur'oni Karimni bizga yetib kelishi ikki xil yo'l bilan yetib kelgan. Bittasi rasmiy yozuv yo'li bilan, ikkinchisi yoddan yetib kelyapti hozirga qadar. Yoddan qorilar Qur'onni o'zidan Qur'onni yodlab olmaydi. Hech bitta qorini ko'rmadim umrimda Qur'onni o'zini kitobidan yodlab olib men qoriman deb yurgan edi. Qori deb e'tiborga olmaydi. Birorta ulamo kitobdan Qur'on yodlab olgan odamni qori, hofiz demaydi. Kim qori bo'ladi, kim hofiz bo'ladi? Qur'onni yodlagandan keyin ustozdan o'tkazib olgan muqri odamdan qiroatni oladi. Og'izma og'iz oladi. Og'izma og'iz o'qib beradi, bu eshitadi, qabul qiladi, keyingiga o'tadi. Ana shu qiroat silsilasi tirik holda bizga yetib kelyapti. Asl Qur'on shu. Yozuvdagi Qur'on rasmiy Qur'on. Yozuvdagi Qur'ondagi ba'zi oyatlarni o'qib tajvidini chiqara olmaydi, ma'nosini chiqara olmaydi. Bu yerdagi oyatni ya'ni anaqasini to'g'ri talaffuz qila olmaydi yozuvda. Undan tashqari qiroatni 10 xil qiroatni to'plagan. Imom Jazariy, Shotibiy 8 xil qiroatni jamlagan. Qiroatlar ko'p. Eng mashhuri Hafs an Asim butun dunyoda mashhur. Undan tashqari Kisoiyni qiroati bor, Shobani qiroati bor, Hamzani qiroati bor. Bu qiroatlarning hammasini ham Qur'on deyiladi, mutawatir ular ham. Ularni inkor qilib bo'lmaydi. Buni bilmaydi Qur'on inkorchilari. Qur'on bizga sanad orqali yetib kelyapti, hadislar orqali emas. Qur'onni jamlanishi u mushaf shaklida jamlanishi haqidagi rivoyatlar ham hadis orqali bo'ladi. Va bular yuqorida aytdim, gapida samimiy emas. Qur'oni Karimda namoz yo'q. Namozni qanday o'rganamiz degan savolga mingtasi ming xil javob bergan bularni.
Bittesi nima deyapti? Majusiylardan, Zardushtiylardan olingan deyapti. Hadisni inkor qilyapti, Zardushtiylarning rivoyatini qabul qilyapti. Yana bittasi Yahudiylardan olingan deyapti. Hadisni inkor qilyapti, Yahudiylarning rivoyatini qabul qilyapti. Bular shunaqa nosamimiy odamlar, nosamimiy odamlar. O'zlariga ma'qul bo'lgan ma'no uchun hamma narsani qurbon qilib yuboradi. O'ziga ma'qul ma'noni topsa bo'ldi. O'shuning uchun nafaqat sababi nuzul, balki Qur'onni qiroat san'atidan ham uzoq bo'ladi. Hadislar, hatto fiqh bizga san'at bilan yetib kelyapti. Abu Hanifa rahimahullohning fiqhi san'at orqali yetib keladi. Aqida san'at orqali yetib keladi bizga. Balog'at san'at orqali yetib keladi. Hadislar san'at orqali, uni mafhumi san'at orqali yetib keladi. Qur'on zotan ham yozma, ham og'zaki san'at orqali bizga yetib kelgan. Bu san'atga qarshi bitta ikkita bunga o'xshagan tupoy odamlar chiqib olib, puflashi quyoshga qarab quyoshni o'chiraman deb puflashiga o'xshaydi. Bularni, ya'ni ahmoqligi shunda. To'g'rirog'i Kalif Tavrah degan maqol bor Araplarda. Hammaga xilof gapni gapirsang tanilasan degan gap. O'sha odamlarga tanilish uchun hech kim aytmagan gapni gapirib yurtni xalos bo'ladi. To'g'ri, o'shaqa gapni gapirib o'ynash qidiryapti. Masalan, Kamol yo'ldoshi aniq bilamiz, o'ynash qidirib shu ishni qilgan. Chunki birinchi qo'shtirma ichidagi turmush o'rtog'i buni qaydagan ko'chaga solgan. Zo'rlab buni ma'naviy ma'noda homilador qilib ko'chaga tashlab yuborgandan keyin ko'chaga chiqib, bunga ars alam qilib, Yevropadagi o'ynashlarga borib yalinib yuribdi. Sunnat inkorchiligi, Qur'onga, sunnatga shubha uyg'otishlik uchun tashabbus Yevropada qo'llab-quvvatlanadi. O'shaning uchun Ahmadiylarni ofislari Londonda, Angliyada turibdi. O'shaning uchun Hizbiylarni Angliya qo'llab-quvvatlaydi. O'shaning uchun IShIDni Amerika tashkil qilib, musulmonlarni ichiga tashayapti. Bularmi siyosiy harakat qurbonlari? O'ynash qidirib ersiz qolgan jamoalar deyiladi. Tushunarlimi? Rahmat, domla, Alloh xolosini bergan. Domla, hozi mana bitta odam qo'l ko'taryapti-da. Bilaman, maqsad bilan lekin ochyapman bir narsani isbot qilish uchun. Buni kimligini bilaman. Musofir ayollar deb yozib olgan. Xo'p, bir og'iz shunday ovozini eshitaman, bu narsani maqsad bilan ochyapman mana. Kimligini bilaman. Gapiring, musofir ayollar. Domla, adolat qilmaysizmi, adolat? Mana men adolat. Adolat shuki, ana shunaqangi musofir ayollar deb erkak bo'lib turib, xotinlarning nomidan profil ochib olgan hezalak sifat odamlarga dam berib yuborishlik ayni adolat hisoblanadi. Ularni erkaklarni jamoasiga kirib gaplashtirmaslik adolat hisoblanadi. Chunki musofir ayollar nomi bilan profil ochishlik uchun inson erkakligini oldin voz kechib olish kerak. Endi ko'chada tili bilan aytganda abijinli bo'lish kerak. Abijinli ekanligingizni isbotlab turibsizlar, erkaklarni ichiga kelmanglar, tovog'ingizni alohida qilib olinglar. Xo'p. Yana salom berganimizni nimaga buna salom beryapsizlar? Senga salom ham berib bo'lmaydi. Brandlet, senga salom ham berib bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, savol javob ko'tamiz. Davomimizda kim savol deb, kimda savol bor? Telegram degan profilni ochdim. Mikrofoningizni bosib gapiring, Telegram profili. Boshqa ko'tamiz bo'lmasa. Xo'p. Sulaymon Qoraka, siz boya qo'l ko'targan edingiz. Sulaymon Qoraka, sizga savolingiz bormidi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Biz duo talabidek ustoz. Alloh maqsadlaringizni afzalni bersin. Nima duo istagan bo'lsangiz, Alloh ijobat, shariatga muvofiq, o'zi rozi bo'ladigan ishlarda ijobat qilsin. Bizni ham o'ylagan maqsadimizdan afzaliga erishsin. Salomat bo'ling. Alloh razı bo'lsin. Abdul Jabbar degan profil bor ekan, arabcha yozib o'tdi. Abdul Jabbar. Ma'oshdim.
Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Aleykum assalam, rahmatullohi va barakatuh. Domlalar hayotlaringiz muborak bo'lsin. Hamma muborak qilsin. Ha, bir savolim bor edi. Bir bolani otada haqqi bormi degan. Bolaning otada haqqi bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bolaning otada haqlari bor deganlar. Birinchi onasini uyalmaydigan ona tanlash. Ya'ni erkak kishi o'zini urug'ini har joyga to'kib ketaverishi to'g'ri emas. Tanlash kerak. Bola kimdan farzand ko'rasiz siz? Ertaga bola katta bo'lganda onasidan hijolat qilmasin. Bu degani buzuq, sharmanda har turli ayollarga ham yugurib ketib qolmaslik kerak. Haligi qorong' ochligida bozor qilsa odam yemaydigan narsani olib qo'yadi-yu, roza holda. O'shanga o'xshab bo'ydoqli miyaga urib turgan paytida ko'ziga ko'ringanda o'g'lingiz to'g'ri emas. Surishtirish kerak, uyo bu yog'ini qarash kerak. O'sha ayolni tanlash otaning bolaning otadagi haqqi. Keyin u bolaga tug'ilgandan keyin ism qo'yish bolaning otada zimmasidagi haqqi. Undan keyin Qur'on ta'limini o'rgatib, o'zi bilmasa o'rgatadiganga borib o'rgatib qo'yish, keyin uylantirib qo'yish bolaning haqqi bo'ladi. Go'zal ism qo'yish ham bola otaning haqqi bo'ladi. Go'zal ism qo'yishlik otaning haqqi. Mana shu haqlarni ado qilib, to'g'ri go'zal odob bergandan keyin otaning bolani ustidagi haqqi ado qilinmas darajada bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhuni oldilariga bir bola otasidan shikoyat qilib keladi. Shikoyat qilib kelganda uni urishadilar. Otadan ham shikoyat qilasanmi? Otaning haqqi shunaqa, bunaqa, bunaqa deb narsa gapiradilar. Gapirganlarida ey amiral mu'minin, otamni mendagi haqlarini men bildim, bilaman, lekin meni ham haqqim bormi otamda deydi. Deganda bor deydilar. Nima haqlarim bor? Ismingni go'zal qo'yish kerak. Seni onangni sen uyalmaydigan ona qilib tanlash kerak. Keyin senga ta'lim berish kerak deydilar. Deganlarda meni deydi bir g'alatiroq xotindan turgan. Undan tashqari ismimni ko'rshapalak qilib qo'ygan. Ko'rshapalak. Qur'ondan bir og'iz ta'lim ham bermagan deydi. Shunda haligi otani chaqirib, bolang senga oq bo'lmabdi, sen bolangga oq bo'lsan deganlar. Shunaqa ma'noda haqqi bor. Lekin Imom Shofiy aytadilarki, farzand ota-onasini qoziga shikoyat qilishi mumkin emas. Hazrat Umar davrida shikoyat qilgan u. U o'sha bizga dalil bo'lishi uchun, nojoiz ekanligini bilishimiz uchun bo'lgan hodisalar. Shikoyat qilsa bo'ladimi farzand otaning ustidan qoziga desa, Imom Shofiy aytdilarki, otani emas, uni kavushini ham shikoyat qilmaslik qilolmaysan degan. Lekin mana haqlarini ado qilish kerak. Har bir odam o'ziga mas'ul bo'lgan masalasini ado qilib qo'yish kerak. Tushunarlimi? Qo'shimcha so'rasam bo'ladimi shunga tegishli? Xo'p. Ota bolani uylab qo'yishlik vazifasi yo'q-a? Bor. Uylash vazifasi ham bor. Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin, domla. Qilgan ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat. Amin, rahmat, sog' bo'lish. Doston. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana hozir akani uzdan mazava og'dardingiz-ku, lekin u odam qotgan ham yo'q. Bu kanalga kelganda o'sha ovozini yopib haqorat qilganlaringiz uchun nima? Uzilib qolyapti ovoz. Kim bu? Nima tushunmadim. Nima deyapti bu odam? Bu hayotdan xafa ekan buni yopamiz. Bunda sabab bo'lib ketyapti. Hayotdan xafa. Doktor Asilbek do'chamiz. Bu hali Qur'oniy, hali deyis bo'lib yuradigan bola. Bo'rtding. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Ustoz, ayyomlar muborak bo'lsin. Savolim to'rtagacha. Assalomu rahmatullohi va barakatuh. Birinchi qismi G'ulom Ahmad Qodiyoni va Bahaullohlar haqida edi. Bularda men izlanishim bo'yicha oxiroq kasallik yuzasidan shu aqlda ishkoli bor. Aqli noqis deb shunaqa fikrga keldim-da.
bir iki orunda ularda cinli degan joylarim bo'ldi. Bu ularda o'sha qutqarib qo'ymaydimi ish qilib nimasi savol javobda endi robta ologa topshiramiz u. Baribir bu dunyoda ularda jinni deyishlik yoki atoyin shu yo'lni tutishgan bo'lar. Xo'p, jin degan bo'lsak, unda qutulib qoladi ular. Biz ham endi ularni qutultirishga harakat qilib, mayli jinni deb kelsak bo'lar, lekin Qodiyoniyni Angliya maxsus xizmatlari bilan aloqasi isbotlangan. Bir necha bor ularni maxsus xizmatlari bilan aloqada ekanligini, meni qo'llab-quvvatlasanglar men Hindistonda sizlarga qarshi jihod g'oyasini yo'qqa chiqarib beraman degan da'volarini ulamolar isbotlagan. Qoyim bo'lgan, aql bilan qilgan hamma narsani. Ular qo'llab-quvvatlagani uchun u rivojlantirgan o'zini maqsadini. Atrofdagi hamma ulamolarni mana shunaqangi narsa bilan ya'ni xatarga qo'ygan, sotgan, hammani sotgan. Angliyada hammani qiryapti, buni qo'llab-quvvatlashyapti. Hammani qamayapti, buni qo'llab-quvvatlashyapti. Laknaviylar qochib ketyapti, buni qo'llab-quvvatlashyapti. Debandiylar qochib yashirinishyapti, buni qo'llab-quvvatlashyapti. Xoin bo'lgan. Xoinligi aniq va buni isboti mana hozir uni maslakdoshlarining hammasi Angliyada o'tirib olgan. Angliya mustamlakachi Hindistonni bosib olgan. Endi borib Angliyaga bular pul yog'lamachilik qilib yurib turishadi. Bular jinni emas. Bular o'ta aqlli dushman. Ya'ni o'ta aqlli deganimiz dunyo matosi uchun aqli ishlagan. Oxiratni bo'lsa oxiratga tupurib qo'ygan odamlar. Oxiratga bularning iymoni ham yo'q katta ehtimol bilan. Chunki bir maslakni rivojlantirish uchun dinini sotgan odam oxiratdan umidini uzgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Robbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirati min xalaq oyatida shunday zotlar borki, Allohim menga dunyoni o'zida yo bera qol deydi, oxiratda ularga nasiba yo'q deydi. Ya'ni dunyoni o'zida ber desa Alloh bera oladi dunyoda. O'sha ma'noda bularga juda katta imkoniyat, katta-katta davlatlarning orqasida dastagi dunyoni o'zida berildi. Lekin ko'rib turibsizlar, mana bizda hech qanaqa dastagimiz yo'q. O'zimizni yurtimizda o'zimizga tuhmat qilgan 3-4 haromdan bo'lgan orati zinolarni tajovuziga ham hech bir davlat tomonidan anaqa bo'lgani yo'q. Biz ulardan umid ham qilganimiz yo'q. O'zimiz borib ushlab pachag'ini chiqarib olsak bo'lardi, poylab turishib shuni kutib o'tirishdi. Borib pachag'ini chiqarib olsak bizni olib borib karyerasini tugatamiz deb o'ylashdi. Menga karyera kerak emas-ki. Undan keyin lekin mana shu vaziyatda ham biz bu katta-katta tashkilotlarni qo'llab-quvvatlayotgan odamlarga qarshi gapiryapmiz. Bir masjidda turib gapirgandim, "Ho, do'stlar, bizni qilayotgan ishlarimiz katta-katta davlatlarni O'zbekistonga nisbatan planlarini buzib qo'yyapti." desam, ba'zi ateistlar, ba'zi salafiylar ustimizdan kulgan edi. Nima dedim o'shanda? "Intasxaru minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Sizlar bizni ustimizdan kulyapsizlar-da, bir kun keladi biz ham ustingizdan kulamiz degan edik. Mana bugun o'sha aniq bo'ldi. Amerika elchixonasi, boshqa-boshqa katta tashkilotlarni vakillari ustimizdan shikoyat qilib davlatga protest kiritayapti. Bir hafta 10 kun oldin The Economist gazetasining jurnalisti kelib mendan intervyu olyapti. Bular oyog'i kuyib, tipirchilab qoldi. Men hech qanday mansabga, hech qanday bular tomonidan qo'llab-quvvatlashlikka ehtiyojim yo'q. Men Allohni bo'ynimga yuklab qo'ygan omonatini amalga oshirish harakatidaman. Alloh nasib qilsa amalga oshiramiz, bo'lmasa shu yo'lda o'lamiz. Boshqa bizni maqsadimiz yo'q. Endi bu jamoalar buni ko'rib turibdi, bilib turibdi. Ana shu Angliya qo'llab-quvvatlayotgan Ahmadiy jamoasini hammasini ichida Abror Muxtor Ali ularni qo'rqinchli tushiga aylandi. Jamoasiga telefon qilsam, Abror Muxtor Ali desam, og'zi qurib qolyapti. Ularni o'sha hozir targ'ib bilan sahifasidan tarqatayotgan odam. Men zaps qilib qo'ydim, qo'yaman inshaalloh, uni ko'rasizlar. Bular hammasi bu Abror nimadir qilish kerak deyishyapti. Ichlarida o'ynayapti. LGBTning jamoasi Anvar Nazir, Ahlat ibn Ahlat, Jakuy ibn Tezak,
Mən şun yuxsugən haramdan bugən adamlar Abrar stop degen cemaat tüzü alıp Abrar'a karşı yürüyordu. Nəməgə Allah Ta'ala'nı təmimi dinini doğru hiç kandayın malamatçılığın malamatıdan korkmasan yetkilişki hareket kılsanız Allah Ta'ala sizi düşmanlarınız nazdada haybetlik koyar. Bu uzun hakkında etkiletken gelmez. Bu şunday meslek ki bunge hizmet kılsanız Allah Ta'ala siz bilen bunu amalga aşırar. Eğer yok bundan korksanız, yok bundan korksanız, hala unga dinni burup derseniz, hala bundan dinni yaşarı derseniz ne oladı? Ahir akıbette özüyüzü Allah Ta'ala şarmanda kıladı. Özüyüzü bu din oyuncak kılı geniniz için oyuncak koyadı. Keyin sizden göre makul adamla dünyaya keltiradi, o hizmet kıladı. Demek o şey manada bu Vahai de oladı mı? Gulam Ahmet Kadiyani oladı mı? Bular cinli mert. Cinli taşkısı yok adamlar. Bunlar avval müceddetlik davasını kılışken, keyin çelik Mehdi davasını kıldı, keyin İsa'lik davasını kıldı. Bunu dava kılarken, özüge erişken adamlarının hay barakallası bilen şu derecede çıkıp gitip kaldı, ötüp gitip kaldı. Bu mesela imanı salamat bulsa, müceddetlik davası da turu bulsayan bura uğrardı. Atrafıdaki ulamalar bunu unaqa ilimli adam emasligini, ma'nolarini noto'g'ri tushunayotganligini aytgani uchun ularga qasma-qas mustamlakachi kuchlarga xiyonat da'vosi bilan, ya'ni va'dasi bilan amal qilib mana shu darajaga yetib keldi. Bular dunyoda mahkamada jazoga, qiyomatda ulamolarning tasdiqi bilan abadiy jahannamga loyiq odamlar. Şunun için de eğitiledi. Ben üstüne hangi zalimler için? Yaşasın cehennemde. Bir neçe var? Eştir etti mi? Bunlar bir neçe var. Ogohlantirişler var. Davetler, bahsler kılınca. Hatta bir oğlum Hindistan'da adı namı isimde yok. Aynen şu gulam bilen mubahala kıyam. Lanatlaşken. En ahirgi noktada. Şimdi iki ay ötmezden hima bilen, o şey halere degen vaba bilen kesellenip uzun utuşa gidi. Yani kopal kuvvetken de ahlatı bilen kuygen. Ahlatını çıkarıp kuygen. Yanda turgen adam tasip etti degen. Kerim ne buldu senge degen de ahir akıbet benge baba yuktu deyip yığla gel. Yanda turgen adamın kündelikleri var. Şu gulam hakkında. Hıllas, bunlar bilip durup kıyan bu işini. İnşallah akıbetini ahirette görelim. Allah Ta'ala razı olsun. Üstad, bu mevzudan biraz farklı durak. Hazır bir günde aynı 23. yılda tarihi şahslarga nisbeten hükümet bu konular bulu yaptı. Bunu şu Nazım Safari podcast'ta şu şerefsiz Nazım Safari podcast'ta gördüm. Bundan tashqari yana o'rinlarda gördüm. Tarixga nisbatan hujum bo'lyapti. Shuni moliyaviy dastaga yoki atoyin shu tariximizni yo'q qilib, kelajagimizdan bizni mosuvo qilishga bo'layotgan harakat deb ko'ryapman. Shuning uchun bir iltimos o'rnida qabul qilasiz, ustoz. Bir YouTube platformasida bir suhbat qilishda iloji bormi, imkoni bormi deb so'ramoqchiman. Xo'p, mana shu suhbatlarni YouTube'da qo'yishyapti. YouTube'da jonli qilmayapman, lekin shu suhbatlarni qo'yib, shularni tarqatishyapti. Alloh nasib qilsa, ularni gapiramiz. Endi Nazım Safari kim u? Nazım Safari bir siyqo bola, siyib qo'yadi. Yoshligida ko'proq o't o'ynab qo'ygan, o'shuning uchun siyqo bo'lib qolgan. Sivan'ı gapında ne kadarımız? Bir tingi almayız. Ateistli bir faytlar, kaçtır adamlarını tehdit eden ki, yürüp girip yığılıp, mübaşır damlayan aldı, iki de Müslüman buldum, zekturu aldı. Mübaşır damlayan saddalık kılıp, onu tarafına aldı. Edi, mübaşır damlayan üstüye çıkıp, yana bir şey suyu kaldığını kılı yaptı. Yakında bir makalı gözüm düştü. Bunlar o şey,
to'g'riroq pul olib ishlayapti deyish ham biroz bularga maqtov bo'lib qoladi. To'g'riroq bular o'ynash qidirib ishlayapti. Mana shunaqangi sensatsion gaplarni gapirsa, tariximizga nisbatan hech kim aytmagan gaplarni gapirsa, kimdir ko'ziga tushsa, ular keyin buni qo'llab-quvvatlab, davay gazni bos deb qolishi mumkin. O'shani umidida, ya'ni markamanning tavbasi fohishani tavbasi bo'lmaydi degandek, fohishaning tavbasi yangi o'ynash topguncha degandek, bular yangi o'ynash qidiryapti. Oldingilari tuhrib tashlashdi bularni, endi yangilariga harakat qilishyapti. Endi qiziqligi mana hozir Rossiya masalasida qarangda, Rossiya masalasida Prigozhin degani mana bu nima edi oti, yollanma askarlar masalasida shu tuhmatchi jamoa, mana shu LGBT jamoa qo'rqmasdan Prigozhinga odam yetkazib beryapti, abror bizning qo'limizda jiddiy dalillar bor deb gap tarqatishdi. Bu gapni birinchi anavi cho'chqa ibn cho'chqa tarqatdi, tezak ibn jakuy tarqatdi. Endi o'sha gapni ko'tarib olib Bobomurod Abdulla o'zini YouTube kanalida shunaqa deyapti. Nima? Abror Muxtor Ali o'shnaqangi narsalar yetkazib beryapti ekan. De Prigozhinni qotil jamoasini, yollanma askarlarini, terrorist, odam o'ldiruvchi qotillar shunga abror sherik deyatuvdi. Qo'lda dalil yo'q. Bular prosta shunaqa gaplarni tarqatib, odamlarni ichida tarqab qolsa bo'ldi. Tuhmatni tarqatavor, kechga loyiq qoladi degan, izi qoladi degan taktika bo'ladi. Kim Prigozhin bos ko'tarib qoldi. Bosh ko'tarib Wagner jamoasi Moskvaga qarab yurishni boshladi. Bir kunning ichida bularning hammasini basharasi ochildi. Hammasi chiqib olib Rossiya tomon bo'ldi, Rossiya tomon bo'ldi, Putin tomon bo'ldi. Abror endi qattasan, men bu Putinni ham tarafini olganmasman umrim mobaynida. 3-chi Rim Moskva ekanligi to'g'risida tarixiy faktlarni keltirganman. Agar hozir Amerika bilan yoki Yevropa bilan Rossiyani tanlash kerak bo'lsa, musulmon odam Rossiya tarafini tanlaydi. Nimaga Yevropa kelar jamoasi? Yevropa 90% haromilar jamoasi. U joyda satanizm, u joyda globalizm, minglab bir muammolar turibdi. Bu degani Rossiyani tanlash degani bizi eski tarixda bizi yurtimizni mustamlaka qilgan ateistlarni tanlash degani emas. Bizning yurtimizni mustamlaka qilgan ruslarni qo'li bilan aynan Yevropa mustamlaka qilgan. Chunki Leninni tarbiyalagan, boqib semirtirgan, orqasidan qo'llab-quvvatlagan Pavluslar. Pavlus bu sionizmni dodalaridan. Ular Yevropani harakatidagi odamlar. Rossiyadagi harakat, Nikolayga qarshi harakat bu o'sha masonlar tomonidan, sionistlar tomonidan qilingan. Bu bizni mustamlaka qilib, ota-bobolarimizni ezib, qahramonlarni bosmachi deb e'lon qilgan, tariximizni rasvo qilgan jamoa Yevropaning qo'llab-quvvatlagan jamoasi. Endi bular hozirgi kundagi biz bilan masalan 7 millionga yaqin xalqimiz o'sha joyda ishlayaptimi? Shularga jonimiz achishib Rossiyadagi siyosat haqida gapirsak, bizni Putin parast deganlar bir kunda bashara sochilib ketdi. Men Prigozhinga Wagnerlarga odam yetkazib berayotgan odam edim, bularni nazdida bir kunda u Wagnerlarni qahramonga aylantirib qo'yishdi. Ular qahramon bo'lib qoldi. Yevropada bir gazetada 2 kunlik maqolani qo'yishdi bittasi. Birinchi kuni maqolada Prigozhinni xalq qahramoni, ozodlik kuychisi deb salavat qo'yishgan. Ertasi kuni kelishib olib, u orqaga qaytganda Belarusiyaga chiqib ketgandan keyin bu terrorist deb maqola qo'yishyapti. Bularda yuz yo'q. O'sha kuni jonli qilgan odamlar. Men endi ko'pchilarni hurmat qilaman. Masalan, Azon TV. Mutaxassislarni olib chiqyapti-da, gaplashyapti-da, mana endi tamom bo'ldi. Ana endi undoq bo'lib ketadi. Mana endi undoq bo'lib ketadi. Tamom bo'ldi, tamom. Ertasi kuni nimaga bular bo'ldi ekin deb yana maqola qilishyapti. Yana xabar qilishyapti. Xullas,
siyasi manada ham bularning aksariyatini saviyalari minus 0. Shuni aytsam odamlar mana xafa bo'layotdi. Mana isboti. Men avvalan bularning birortasini qo'llab-quvvatlamaganman. Hozir ham qo'llab-quvvatlamayapman. Undan keyin ham bunaqa qotilliklarni, bosqinchiliklarni qo'llab-quvvatlamayman. Men avval ham xalqimizni qo'llab-quvvatlaganman. Undan keyin ham qo'llab-quvvatlayman, bundan keyin ham qo'llab-quvvatlayman. Meni pozitsiyam bir xil turibdi. O'shaning uchun tarix haqida bu Nozim Safariga o'xshagan, Sardor Salimga o'xshagan, anu Atlas shiton kiyib olgan bitta bora chiqibdi, otinmi o'shani? Atlas ko'yna bilan chiqyapti xullas. Amir Temurni tangrichi deb e'lon qilyaptilar. Amir Temurmish, tangrichiymish. Amir Temur tangrichi bo'ladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Tangrichilik g'oyalari eski turkiylarda bo'lgan, eski turkiylarda hozirgi kunda bor u. Mana bu Oltoy o'lkalarida qolgan. Amir Temur musulmon bo'lgan. Otasining ismi Muhammad Taragay. Muhammad qayerdan kelyapti? Umar Shayx o'g'lini oti. Nabirasi Muhammad Mirzo. Muhammad buni avlodida minglab Muhammadlar bor. Hammasi musulmon ekanligi bilan faxrlangan odamlar. Kuch adolatda degan gapni Amir Temur aynan hadislardan, aynan Qur'on ta'limotidan olgan. Temur tuzuklarida ta'limotlarni hadislardan olgan. Oldida ikkita alloma yurgan, har doim musulmon alloma yurgan. Bittasi Imom Taxtazoniy, yana bittasi qaysi alloma edi? Esimda yo'q ismlari. Bu olimlar Amir Temurni yonida maslahatchi bo'lgan. Ulamolariga juda ko'p hurmat ko'rsatgan. Qurgan hamma binolarida La ilaha illalloh shiorini baland ko'targan. Qurgan hamma binosida. Hamma binosida oyatlar bor. Shohi Zindani baland maqomda maqbarasini qurdirgan. Shohi Zinda kim? Husayn ibn Abbos. Shomga borib bo'lganda Yazidni qabrini toptirib, Yazidni qabriga hojatxona qurdirib, hamma askarlarni o'sha hojatxonaga hojat o'shatishligini buyurgan. Imom Hasan, Imom Husaynlarni qatl qildirgani uchun mana shunday qasd olgan Yazidni qabridan. Musulmonligida shubha yo'q. Buni tangrichi deyishyapti. Maqsadlari nima? Yuqoridagi 200-lilik. Bular yuzi yo'q odamlar. 200-lilik ham hozir moda bo'lib qoldi. Bular olti ket odamlar. O'sha faqat o'ynash topguncha shunaqangi sensatsion gaplarni tarqatib yurishdi. Qo'llardan hech narsa kelmaydi, xotirjam bo'linglar. Inshaalloh bularga qarshi propagandaga qarshi propagandamizni davom ettiramiz. Rahmat ustoz, Alloh taolo bo'lsin. Domla hozir anaqa yozishyapti, boyagi ham deyiz, ham Qur'oning o'zgaradigan yigit Kamol yo'ldoshni chatiga bora oladimi, shu yerda gaplasha oladimi deyapti. Kamol yo'ldosh men so'ramasdan aytyaptimi yo'qmi, shuni so'rasak bo'ladimi o'zini ochib? Ha, so'rang. Yo, men unaqa demoqchi ulardan so'ragan yo'q, lekin men o'sha paytda adminlarga yozganimda adminlar aytganki, u joyida mana bu erkin e'tiqod bahs maydonida uni qizillashib haqoratlashganiga bu yerga kelmaydi deyilgan. Lekin o'sha ularni kanaliga borib kelsa, borib bunday bo'ladi. Qarochi bunday bo'ladi. Kamol yo'ldosh bilan gaplashasiz, borib gaplashasiz, atvetini aytasiz. Boramiz, deyapti domla. Bo'ldi. Yo'q, u atvetini hozir aytib qo'yaman. Aqli yetmaydi Kamol yo'ldoshga. 100% qochadi. 100% borgandan keyin bizdan admin bo'lishini talab qilsak, yo'q deydi. Bizni gapirtirishlikka o'tta imkoniyat bermaydi. Oldindan aytib qo'yay. Lekin yo'q, men eplayman. Siz bilan o'sha bahs uyushtira olamiz shu odam bilan. Faqat Qur'on degan da'vosi kelmasa-da desa, любой joyda gaplashadi. Любой joyda. Lekin aniq bilaman, yana qaytib aytaman. Ko'pda bitta bizga va'da bersin bu odam. Olib kela olmaydi. Agar olib kela olmasa, Kamol yo'ldoshni erkak masakan deb tan olish kerak bo'ladi. Buni oching. Aqli yetsaydi biz bilan bahs qilardi.
bizi borsagan yo borsagan qabul qilmaydi. Yo bahs qilmayman deydi. Abro bilan hech qachon bahs qilmayman deydi. Chunki qila olmaydi. Boshqa bahona qiladi. Yuqorida aytganimdek otasini avratini og'ziga olib gapirishi mumkin. Shunaqangi fosqilik qilishi mumkin qochish uchun, lekin bahs qila olmaydi. Endi bular o'shani orqasidan gap so'z ko'tarib yurishdi-yu. Ularga aytayaptiki, mana mullalar qochib yuribdi mendan. Mana shuncha paytdan beri bunga javob yo'q deyapti-yu. Ana shu da'vosi bilan savol bersin. Ko'ndira olsa, mana dostonmi kim bu? Mr. Box. Ko'ndira olsa, men lubo'y joyga boraman. Lekin aytaman, ko'ndira olmaysizlar. Chunki Abrorni ko'rganda uni ya'ni tuzilishi o'zgarib ketadi, tillari qotib qoladi. Chunki Abrorni ro'barosida bu bahsga, ilmiy bahsga yaramasligini juda yaxshi biladi. Buni ozodlikda mazasini qochirib qo'yganimni juda yaxshi biladi. Undan keyin ikkita joyda, bir artistlar guruhida, bir bahs maydonida mazasini qochirib qo'yganimizni hamma yaxshi biladi. O'sha ozodlik radiosidagi bahsdan keyin bir maqola qo'yib savol qo'yganman. 10 yil bo'lgan bo'lsa, 10 yildan beri o'shanga hech javob bergani yo'q. Buni juda yaxshi biladi. Javob bera olmasligini. O'shaning uchun agar kela olmasa, Kamol yo'ldosh erkak emas ekan deb e'tirof qilib ketasiz, Mr. Box. Kelishdingmi? G'ayibni bilmaysiz-ku, mayli, men gaplashib ko'raman adminlar bilan. Lekin o'sha uni kanaliga borish sharti bilan bo'lsa kerak. Chunki vaqtida bari uni kanaliga ham boraveraman. Farqi yo'q deyapman-ku. Lekin u rozi bo'lmaydi. Uni kanaliga borgandan keyin u bahs qilishga rozi bo'lmaydi. Mana shu yerda 10 martalab sizga tagini chizyapman. Agar rozi bo'lsa, keyin ko'rasiz bahsni qanaqaligini. Juda katta ehtimol bilan rozi bo'la olmaydi, aqli yetmaydi. O'shani aytib qo'ymoqchiman sizga. Siz tajribangiz yo'qmi bu haqida? Siz gaplashib ko'ring, kim erkak, kim bahsda quvib yuribdi, kim qochib yuribdi, keyin siz o'shanda bilasiz. Bo'ldi, kutamiz sizni. Umarxon Qoraqa qo'l ko'targan ekan. Umarxon Qoraqa, savol bormidi? Savol bor edi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ibodatlar qabul bo'lsin. Rahmat. Ustoz, Payg'ambar alayhisalomning bir qavllari haqida so'ramoqchi edim. Man lam yataghanna bil Qur'an minna yoki zayinul qur'ana bi aswatikum degan xabarlar haqida chetda targ'ib o'sha maqom ilmigami yoki tajvid ilmiga bo'lyaptimi o'sha ma'noda so'ramoqchi edim. Keyin Qur'on ilmida ya'ni hozirgi maqomlarni o'rni qanaqa darajada mumkin yoki joizmi joiz emasmi qanaqa holatlar shu haqida edi. Xo'p. Lam yataghanna bil Qur'an fataminna yoki zayyinul Qur'ana bi afwatikum kabi rivoyatlar, mavjud rivoyatlar. Zayyinul Qur'ana bi afwatikum hadisini hatto ba'zi ulamolar hasan darajasida sahih maqomida degan, lekin bu rivoyat Imom Ahmadda, Imom Abu Dovudda, Nasoiyda, Ibn Majohda kelgan ekan, Dorimiyga keltirilgan. Isnodini sahih degan ekan. Ba'zi ulamolar Baro ibn Ozibdan ekan rivoyat. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Asli zayyinu aswatakum bil Qur'an. Mana shu ma'noni shunaqa aytishgan. Ya'ni sizni ovozingiz qachon go'zal bo'ladi? Sizni ovozingiz Qur'on qiroat qilganda go'zal bo'ladi. Siz ovozingiz bilan Qur'onni go'zal qilmaysiz. Bir narsani go'zal qilish uchun oldin go'zal bo'lmagan bo'lish kerak edi u. Qur'on zotan go'zal. Qanaqa qilib Qur'onni yana go'zal qilasiz? Desa ulamolar zayyinu aswatakum bil Qur'an degan. Aslida ovozinglarni Qur'on bilan go'zal qilinglar. Behuda bema'no gaplardan ko'ra Qur'on tilovat qilinglar degan ma'nosi bor. Bu yerda g'inoga, bu yerda tarannumga urg'u yo'q. Ko'p ulamolar tarannumdan, g'inodan qaytaradi. Ayniqsa Suriya ulamolari qaytaradi. Misrda ko'proq bunga ya'ni maqomlarga urg'u beradi, lekin
Bunu davat manosida qiladi. Misrdagilarning ham o'zining davosi bor. Bu oyatni davat manosida boshqa odamlarga Qur'onning go'zalligini ko'rsatish manosida deydi. Lekin tajvid asos hisoblanadi. Agar Qur'onni tajvid bilan o'qisangiz, payg'ambar alayhi salatu vasallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga yoki kim edi yana? Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuga senga Davud alayhi salatu vasallamning mazomiri berildi deganlar. Go'zal o'qiganligi uchun. Lekin tajvid asos hisoblanadi. Tajvid. Tajvid go'zal bo'lsa, g'unnalar o'rnida ushlansa, madlar o'rnida cho'zilsa, zotan Qur'on o'zining g'inosi bilan, o'zining taqammisi bilan Qur'onni Alloh taolo ilohiy kalom ekanligini uni qiroatida ham isbotini ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun bu oyat, bu hadislar mana shu ma'noda tushuniladi. Qaroq, tushunarlimi shu? Alloh rozi bo'lsin, rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Sunnatulloh. Muzaffar degan bola tushdi. Katta qoldi. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Siz haligi Muzaffar deb o'yladingizmi? Qur'oniy, ya'ni sunnat. Yo'q, o'lmas domla. O'lmas. Anaqasi shunaqa turadi-da, profili. Muzaffar birodarimiz sizni aynan o'g'liklaringizdan ochamiz uchini ham. Hozir sunnatulloh. Xo'p. Sunnatulloh, gapiring. Ustoz, yaxshimisiz? Mening bir savolim bor edi. Shom namozi vaqtida namozni eshitgandim. Xufton namozi kirgunicha o'qisa bo'ladi, masalan, chet davlatlarda. Shom namozi ko'proq vaqt egasi bo'ladi. Shu telefonga gapiring, mikrofon anaqa. Dinamik emas, telefonni o'ziga gapiring, ovozingiz vakuum bo'lib kelyapti. Namozni o'qib tashab, iltimos, qattiqroq gapiring. Shom namozi haqida shu xuftongacha o'qisa bo'ladi deb eshitgandim-da, shu agar uspet qilmay qolsa. To'g'ri. Shom namozi quyosh botgandan to'q xufton namozi kirguncha o'qiladi. To'g'ri gap. Xufton namozi kirgan zahoti shom qazo bo'ladi. Hop. Ana shuni bir kishidan iloh qildi, bahs qildik. Shu bahs qilmadik-ku, shu aytdi-da, shu noto'g'ri aytdi, kim aytgan bo'lsa, men ancha iloh qilganman degan dedi-da, shunga. Nima dedi? Shom namozi dedi, shu kirgandan 15 daqiqada tezda tugaydi, eng tez vaqt o'tib ketadigan shom namozi dedi. Agar 15 minut degan bo'lsa, bekorlarni aytdi. Shom namozini soat bilan o'lchash soat kashf qilingandan keyin paydo bo'lgan. Shom namozini fuqaholar payg'ambar alayhisalotu vasallamning hadislaridan kelib chiqib aytishgan. Shom qachon kiradi? Quyosh botganda kiradi. Qachon chiqib ketadi? Quyosh botgandan keyin quyosh botgan tarafda qizil shafaq paydo bo'ladi. Qizil shafaq yo'qolgandan keyin oppoq sutga o'xshagan oydinlik paydo bo'ladi. O'sha oydinlik yo'qolganda qop qorong'ilik tushadi, keyin shom namozining vaqti chiqqan bo'ladi. Bu bizni diyorlarda bomdod namozining muddati bilan bir xil bo'ladi. Bizni diyorlarda shunaqa. Bomdod namozi bilan bir xil bo'ladi, ya'ni muddati. Bomdod nechida kiradi? Masalan deylik, 4 da kirsa, misol uchun 5:30 larda chiqsa, quyosh, men farazan taxmin aytayapman. Demak, 1.5 soatmi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Shom ham shunaqa. Masalan deylik, shom boring ana 7 da kirsa, 9:30 larda vaqti chiqadi, go'yoki xufton kirgan zoti chiqadi. Xo'p. Tushunarlimi? Rahmat ustoz, sizni anchadan beri kuzataman. Men o'zim tojikistonlikman, tojikistonlik o'zbekman. Shu haqimizga bir duo qilib qo'ysangiz. Alloh razı olsin. Tojikistonlik birodarlarning ham ishlarini rivojini bersin. Tojikistonda bo'lib turgan muammolardan tezroq ularni qutqarsin. 18 yoshdan pasti masjidga kira olmayapti Tojikistonda. Ro'molini bo'ynidan qarab o'rolmayapti. Soqol qo'ya olmayapti. Hajga borishlik uchun 1.5 ming qora talab qilishyapti ko'p o'rinlarda.
talabalarni o'qitish qiyin bo'lyapti. Tojikistondagi vaziyat yaxshi tomonga ya'ni harakatlar ham bor u, lekin mana shu musulmonlarimizning huquqlari biroz qiyinchilikka duchor bo'lyapti. Tojik xalqiga ularni bardoshiga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin, boshlaridan bu qiyinchiliklarni ko'tarsin, erkinliklar, dini diyonatdagi amallarida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Barcha tojik birodarlarimizga Alloh taoloning nusrati, rahbariyatiga, Alloh yo'lida qilayotgan ishlariga muvaffaqiyat, noto'g'ri ishlarni bilib tushunib, xalqini muhabbatiga qozonishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Salomat bo'ling. Muzaffar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Jannat barakallohu qabul qilsin. Savol bas. Shu duo talabidamiz. Bunda muborak kunlarda muborak joylarda turibsiz. Sizga mushkulotlar ko'payib ketdi, haqqimizga duo qilib qo'yamiz, domlar. Alloh razı bo'lsin. Mushkulotlarimiz bo'lmas. Rahmat. Mushkulotlaringiz oson qilsin. Imtihonlaringizdan yaxshi o'tish nasib qilsin. Omonlik, afiyat bersin. O'ylagan ishlaringizda Alloh ko'maksiz. Shariatga muvofiq niyatlaringizni amalga oshirsa Alloh o'zi yordamchingiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, sunnat inkorchilari bilan gapimiz qolmadimi, nima bo'ldi? Hozir Ulug'bekni eshitib ko'raylik, balki shu haqdadir savol. Ulug'bek. Xo'p. Assalomu alaykum domla, hayit ayyomlaringiz bilan. Rahmat. Biz duo talabimiz domla, 3 qizdan keyin o'g'ilchali bo'ladik, bir duo qilib qo'ying deb. Alloh muborak qilsin. Alloh ne'matni qadriga yetish, ne'matni bergan zotga shukr qilish, ne'matni ham ato qilsin. Farzandlaringizni sababidan, 3 qizingizni tarbiya qilish sababidan jannatni ato qilsin. O'g'lingizda ahli ilm, ummatga foydali inson tarbiya qilish, kelajakda solih solihalar zurriyotlarga sabab bo'ladigan farzand berishini, dunyoda oxiratda yuzingizga yorug'lik bo'lishini Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum. Alloh razı bo'lsin. Do'stlar, bo'lmasa shu joyda men mikrofonni yopaman. Qolgan do'stlar, birodarlar, mubodo zarurat shunga o'xshagan tushunarsiz savollarga ro'para kelib qolingan bo'lsa, bersangiz keyin vaqtga qarab kiramiz. Barchalarga tashakkur. Mino maydonidamiz. Bugun birinchi toshni otib kelib, minoda yotibmiz. Ertaga ertalab borib, Alloh nasib qilsa, tavof ifozani qilib, ikkinchi toshni otib, Alloh nasib qilsa, haj ibodatlarimizni oxiriga yetkazib harakatlanamiz. Barchalarni haqqiylarda duodamiz. Bizni ham haqqimizni duoda bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Sizni ham shu duolaringizni eslab qo'ying.